Neredesin lan sen? 40 yılda bir işe yarayacaktın. Onu da yapma ya. Vallahi sırtında kambursun kardeşim. Başka bir şey değil. E sen herkesin sırtında kambursun Selahattin. Ne demek lan? Ben en azından 3-5 kuruş para kazanınca pılımı pırtımı toplayıp gideceğim buradan. Kahvaltımı bile burada etmiyorum ki yük olmayayım diye. Sen 23 yıldır bu insanların sırtındasın. Ne demek? Ben CEO olarak eşek gibi çalışıyorum bu şirketi bir yere getirmek için. CEO'luğunu yesinler senin. Çalıştığını çalıyorsun. Ne bilmiyor muyuz yani? Karın olmasa aç gezersin. Hala gidip onunla bununla... Kes lan! Lafını bil de konuş. Alkolik! Beleşçi! Kıl kurdu! Ben kıl kurduysam sen sülüksün. Yıllardır bu ailenin kanını emiyorsun. Utanmıyorsun. Bu adamcağız olmasa sen almazdın bile beni bu eve. Almazdım tabii. Aldıksa ne oldu? Nankör! Nankör! Sen benim iş dünyamda, duygu dünyamda ne fırtınalar kopuyor biliyor musun? Senin duygu dünyanda mı var ya? Sus lan. Sus ağzını burnunu dağıtmayayım senin. Sarhoş! Neredesin? Şey, isim çıktı. Telefonlarıma da cevap vermedin. Ha, duymamışımdır. Benden bu kadar kolay kurtulacağını mı sanıyorsun? Burada nöbet tutarım. Evine gelirim. Günde 50 kere ararım. Pes etmem. Ben bu işe yıllarımı verdim. Beceremedi dedirtmem. Ha, geleceğim. Vallahi geleceğim. Söz. Bak şimdi berbere gidiyorum. Bıyıklarımı kestireceğim. Akşam işte sana geleceğim. Söz. Söz mü? Söz. Gelmezsem suratıma tükür. Kapıya dayan. Ne yaparsan yap. Yalnız senden bir ricam var. Geldiğimde programı 2 katına çıkaralım. Ben kararlıyım. İstemezsem, itiraz edersem beni dinleme. Zorla. Tamam mı? Bak hala, bu akşamüstü salonda görüşürüz sevgilim. Aman efendim, bu ne boy, bu ne boy, bırak maşallah. Zayıfım, yavranım 12. Man 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 man, men 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 men, min 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 min, mon 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 mon. Ne yapıyorsun? Man man men men, man man men men, yuvarlanıp gidiyoruz diyorsun. Toparlanıp gideyim mi, onu mu söyleyeceksin? Benim canım, sen benim kardeşimsin, özümsün, kanımsın, canımsın. Barışmak için geldim. Bir kıyak mı isteyeceksin, kafam mı güzel? Seni kırdığım için o kadar üzüldüm ki bir af dileme hediyesi aldım Ahmet. Sen birini kırdım diye üzülecek insan mısın Selahattin? Hakaret etme kendine. Oyuncu adamsın. Spor yapmak istersin fakat bütçen müsait değildir diye senin adına kendi fotoğrafımı kullanaraktan biraz da emrivaki yapıp bir spor salonu üyeliği aldım. Kabul edersen beni çok mutlu edersin. Sen ne zaman böyle yufka yürekli oldun ya? Yaşlanıyor musun nedir? Sağ ol. Spor sevmem ben de. Saunası falan varsa. Şu an seni bekliyorlar. Kilo, boy falan diğer işlemler için. İyi. Hiç beklemezdim ya senden böyle bir şey. Daha beklemediğin neler yaşayacaksın sen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Aa, sen de mi buradasın ya? Evet da. Yine İstanbul Türkçesine mi döndün bıyığı kesince? Tuhaf adamsın çıplan bak. Tuhaf. Bıyık mı? Hadi gel, koşuyla başlıyoruz. Ha yok, ben şöyle bir bakınayım diye geldim ya. Gel. İtiraz edeceğini biliyordum. Asla bırakmam. Hadi bakalım. Ah, önce tempolu koşu, ardından ağırlık ve kürek çalışması, sonra... Ahmet! Evet. Göbek sıfırlanmış. Ulu Tanrı, nasıl oldu bu? Evde çalışıyor musun benden habersiz? Yok da şey, ne bileyim, ben pek yemek yemediğim için ondandır herhalde. Bravo. Bravo dostum.
Saygıyla eğiliyorum. Müthiş bir şey bu kadar kısa zamanda. İşte Azmin Zafer'i sevgilim. Dostlar, Romalılar, yurttaşlar. İşte karşınızda yepyeni bir adam duruyor. Ha, benim göbeğim mi vardı ya? Aynen öyle. Tavır bu olmalı. Göbeğim mi vardı? Hiç hatırlamıyorum. Geçti o günler, unutuldu. Artık yepyeni bir Ahmet var. Bugün spor yapma. Bir ödül hak ettin. Senin için hediyelerim olacak. Önce sauna, arkasından güzel bir masaj. Ne dersin? Bendensin. Ha, iyi, olur vallahi. İyiymiş ya bu.